Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Salatü vesselamü ala ve ali ve sahbi ve ba. kardeşlerim, Hudus delilinde kalmıştık. Modern asrın kelam, kelam alimi kitabını inceliyorduk. Bediüzzaman'ı zamanı anlamak dersleri kapsamında bunları konuşuyoruz. Kelami yerlere geldik. Hem araştırma alanımızla alakalı olması hem de belli bazı noktalara da delil olması açısından bu konuları daha geniş ele alacağımızdan bahsetmiştik. Şimdi hudus delilini okuyacağız beraber. Ve bu hudus delilini Bediüzzaman'ın ele alış şeklini ve nerelere söz söylediğini hudus deliliyle beraber göreceğiz. Bediüzzaman bu delili cevher ve araz gibi kuru ıstılahlardan uzak, asrın aklına uygun bir uslup çerçevesinde ele almıştır. Evet Muhsin Abdülhamit'in e, Bediüzzaman'ın bu delili ele alışıyla alakalı yorumu bu. Cevher ve araz gibi kuru ıstılahlardan uzak, e, işte teorik ve nazari tartışmalardan e, ari, asrın aklına uygun bir uslup, bir yöntem çerçevesinde ele almıştır diyor. İnsanların halk ve hab-ı marifetine, onu yakini olarak bilmeye ulaşabilmesi için delili mahsus maddi deliller seviyesine indirgemiştir. Onun şu sözlerini okuyalım demiş ve yaratıcı, verici, rızıklandırıcı, hibe edici Rabbimizin marifetine ulaşmak, onu tanıyabilmek ve onu yakinen bilebilmek için maddi deliller ve basit anlaşılabilecek ve okunabilecek deliller seviyesine indirdiğinden bahsediyor. Bediüzzaman'ın hazretlerinin bu delili. Diğer tüm delillerde de bu mana var aslında ama burada da özel olarak Müellif zikretmiş. Evet mesela nasıl bunu yapıyor peki? Bu hudus delilini biraz daha o kelam literatüründeki nazari ve zor anlaşılan kısmından çıkarıp nasıl kainat kitabını daha kolay anlaşılacak bir argümana, bir delile, bir materyale dönüştürüyor. Evet hudus hakikati diyor. Kainatı istila etmiş. Çoğunu göz geriyor. Bir kısmını akıl görüyor. Evet yani hudus hadete bir şeyin sonradan meydana gelmesi, yeniden yeniye oluşması, sonradan olması gibi anlamlara geliyor. Hudus hakikati de diyor Bediüzzaman Hazretleri, kainatı istila etmiş. Yani kainatın her yerinde yeniden olan birçok şey var. Çoğunu göz görüyor, çoğunu gözle görebiliyoruz. Gözümüzün algı seviyesi ile gördüklerimiz bunların çoğunu oluşturuyor da diyebiliriz bu hususta. Diğer kısmını ise akıl görüyor. Yani göremediğimizde ise Göremediğimiz kısımda ise yani aletler yardımıyla gördüğümüzde yahut da aletlerle dahi şu an hala göremediğimiz kısımlardaki yeniden oluş, yeniden yaratılış e, şeylerini, olaylarını da akılla tahmin edip görebiliyoruz. Çünkü cüzde olan külde de olur yani cüz külden haber verir kaidesiyle gördüklerimiz evrendeki diğer e, sistemde, diğer e, düzen düzeneklerde de benzer görülebilir formülasyonlarda ve benzer şekillerde olduğunu bize gösterir. Ne demiş? Evet hudus hakikatı kainat istila etmiş. Çoğunu göz görüyor. Diğer kısmını ise akıl görüyor. Çünkü gözümüzün önünde her sene, şimdi gözle gördüğümüz kısmı konuşuyor hudus hakikatının. Gözümüzün önünde her sene güz mevsiminde öyle bir alem vefat eder ki. Şimdi Dedik ya gözümüze bu hudus hakikatını kelam kitaplarından çıkarıp biraz daha pratize ederek kainatı okuyabilecek bir gözlük haline getirecek bu delili de. Bu delil açısından ne diyor? Bakıyoruz güz mevsimine. Ne görüyoruz? Vefat eden bir alem söz konusu. Öyle bir alem vefat eder ki her birisinin hadsiz fetleri, efradı bulunan, her biri zihayat bir kainat hükmünde olan yüz bin nevi nebatat. Yani o zaman bu rakam vardı, şimdi milyonlarca tür Bitkiler ve küçük hayvanat, yine e, milyonlarca tür hayvanat o alem ile beraber vefat ederler. Yani o küçük hayvancıklar, o bitkiler her bir e, sonbaharda vefat edip e, ya da vefata yakın bir hal alıp yeniden baharda diriltilirler. Bu da hudus hakikatinin en büyük delillerden birisi. Hepin kainatta görebileceğimiz bir delil. <laughs> Fakat o, o kadar intizam ile bir vefat söz konusudur ki haşir ve neşirlerine medar olan ve rahmet ve hikmetin mucizeleri, kudret ve ilmin harikaları bulunan çekirdekleri ve tohumcukları ve yumurtacıkları baharda yerlerinde bırakıp şimdi nasıl muhafaza oluyorlar? Tabi bu da ayrı bir mucize ve burada haşire bir delil getiriyor aynı zamanda müellif. O kadar muntazamlı bir e, vefatları var ki vefattaki muntazam daha enteresan sevgili kardeşlerim. Bunu genelde atlıyoruz ama ölümlerde enteresan bir logaritmik, matematiksel ve hikmetik, hikmetli bir e, vefa söz konusu. Haşir ve neşirlerine e, medar olan rahmet ve hikmetin mucizesi olan Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin ve hikmetinin mucizesi, kudret ve ilminin harikası bulunan çekirdekleri ve tohumcukları ve yumurtacıkları baharda yerlerine bırakıp deftere amellerini, o amel defteri hükmündeki o genetik yazılımlarını ve gördükleri vazifelerin programlarını o yumurtacıkların ve çekirdeklerin ellerine vererek Hafid-i Zülcelal'in himayesi altında e, her şeyi mutlak manada koruyan kudretli o zatın himayesi altında ve hikmetine emanet eder bir surette sonra vefat ederler. Ve bahar mevsimi geldiğinde Haşr-ı Azam'ın e, o büyük dirilişin yüz bin misali ve numune ve delilleri hükmünde olarak yani onu görmesek dahi haşra azamı ona delil olacak. Onun küçük çapta bir e, formasyonu olan yüz bin misali ve numune ve delilleri hükmünde olarak o vefat eden ağaçlar ve kökler ve bir kısım hayvancıklar ne olacaklar? Aynen ihya. Baharda aynen dirilecekler ve diriliyorlar ve dirilmekteler ve bir kısmının dahi kendi yerlerinde, yerlerinde emsalleri, benzerleri aynen ona benzeyenleri icat ediliyor. İşte ihdas bu, hudus delili bu ve ihya olunuyorlar. Ve geçen baharın mevcudatı, geçen baharın varlıkları, işledikleri amellerin ve vazifelerin sayfelerini ilanat gibi neşredip ve ides suhufu nushirat sayfalar açıldığı zaman ayetinin bir misalini ne yapıyorlar? Açıldıklarında, baharda açtıklarında, açtırıldıklarında ve işlediklerinde gösteriyorlar. Tabi burada şu noktayı da unutmamak lazım. Big ile beraber kainatın ezeli olmadığı anlaşıldı ve yeniden yeniye yaratılan bu düzen ve iç, iç e, sistem içerisinde her bir yeni fiil, her bir yeni sıfat ve her bir yeni varlık e, an be an bir yeni e, an be an yenilenmeleri bir yaratıcıya ve yaratıcının her an onları kontrol ettiğinde ve her an ve her barda yeniden vücuda getirdiğine delildir. Bu da dolayısıyla hudus delili de bir hadisi e, bir Yaratıcı bir yapıcıyı gerektirir. Bu da Rabbimiz Celle Celaluhu'dur. Evet, hem hayat-ı mecmua her güzde ve baharda büyük bir alem vefat eder. Taze bir alem vücuda gelir. Ve o vefat ve hudus o kadar muntazam cereyan ediyor. Ve vefat ve hudusta, o vefat ve hudusta gayet intizam ve mizanla o kadar nevilerin ve fiyatları ve hudusları oluyor ki güya dünya öyle bir misafirhanedir ki zihayat kainatlar ona misafir olurlar ve seyyah alemler ve seyyar dünyalar ona gelirler, vazifelerini görürler ve giderler. Yani bu dünya her an değişen, bu sadece buradaki değişikliği bahar manasında verdi. Her hücre her an değişiyor, genetiğimiz her an değişiyor, efendim derimiz yenileniyor, ak al yuvarlarımız her an ölüyor, binlercesi yapılıyor. Kainatta her şey değişiyor ve değişen ve hikmetli olan bu şeylerin her birisi güç isteyen bu e, tasavvufların her birisi bir kudrete, bir hikmetli zatın, e, hikmetli zata dayanmak zorunda. Her bir yeni hudus ve bu kadar kompleks ve fazlaca oluşu daha e, büyük bir delil haline getiriyor. Her bir her bir hudus, her bir hadisi gerektirecek ve mantıkta da bu var. Bu kadimeler ne kadar fazla olsa netice o kadar kuvvetli olacak. Yani kainattaki her an e, mevcut olan bu değişim. Cenab-ı Hakk'ın vacibul vücut oluşunu gözlere, akıllara, kalplere, dimalara, gönüllere, bütün latifelere gösterecek kadar kuvvetli bir delil derecesinde olacak. İşte bu dünyada böyle hayatlar dünyaları vazifeder vazifeler kainatları, oluşları, oluşumları, kemal ilim, tam bir ilim ve hikmet ve mizanla ölçü ve muvazene ve intizam ve nizamla ihdas eden, yaratan, ortaya koyan ve icat edip Rabbani maksatlarda Rabbani amaçlarla ve ilahi gayelerde ve rahmani hizmetlerde kadirane kudreti yeter bir surette yeter yeter olarak istimal kullanmak ve rahimane istihdam o şefkatini muhteşem bir surette göstererek onları istihdam eden bir zat-ı zülcelalin vücubu vücudu varlığının birliği ve zarureti ve hadsiz kudreti ve nihayetsiz hikmeti bilbedahe güneş gibi akıllara görünüyor. Şu anlattığımız şeylerden tabi çok detaya girmedim ama ışık nasıl güneşi gösteriyorsa kainattaki bu huduz hakikati her an yeniden yeniye yaratılan her varlık atomlardan hücrelere ki işte 6 ayda bir ben bedenen %98 değişiyorum. Bunların her birisi kainattaki değişimler apayrı. Gözlemlenen, bilen gözlemlenemeyenler ayrı mikro alemde değişiklikler, değişiklikler çok daha kısa sürede, makro olan alemde hani bize göre biraz daha uzun sürede ama şöyle bir hakikat var ki, var ki her şey hikmetli ve nizamlı ve intizamlı olarak değişiyor. Bu da bir hakimiz Zülcelali, bir munazzımı Zülkemali gözümüze gösteriyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.